pardon, bir şey diyeceğim ya. Bu martılar uygulama üzerinden mi açılıyor? Evet, uygulama üzerinden açabiliyoruz. Tamam, tutayım isterseniz. Ha, teşekkür ederim. Ama şey ya, siz açmadan önce sizden bir şey rica etsem olur mu ya? Evet, buyurun. Telefonunuzu kullanma şansım var mı? Şey yapacağım da, yani bizimkilerden birini aramam lazım da. Tabii ki, olur, buyurun. Önemli bir konu var da. Yol kapanmasın, şöyle geçelim. Alo, anne. Efendim? Hadi ya, cidden çok mu ya? Alındı mı yoğun bakıma? Durumu? Kötü diyorsun. Doktorlar bir şey dedi mi? Belli mi yani kaç gün falan? Ya hala evlilik mi diyor Allah aşkına? Doktorlar bir günü kaldı diyorsun, bir de evlilikten bahsetti diyorsun ya. Son lafı bu mu olacak yani? Ben nereden bulayım? Bir günde nasıl bulayım bir kızı ya? Nasıl evleneyim bir günde? Ya tamam, anladım, mirasını vermeyecek de yani bir bina içinde bir günde ben nereden bulayım kız Allah aşkına? Bulunur mu ya bir günde? Kim evlenecek benimle? Ha oldu, gideyim diyeyim ki benimle evlenir misin? Tamam, o da kabul etti. Ha olur, evlenelim, hadi gidelim. Çocuk oyuncağı değil ki bu ya. Tamam, anlıyorum yani 20 milyon miras az değil ama kabul etmez de kim kabul edecek? Efendim? Vallahi bilmiyorum. Ben deneyeceğim, yine bakayım ya. Bakayım, para karşılığında şey yapan olursa. Aynen, benim arkadaşlar var da kabul etmezler ki. Tamam, ben sorarım. Oldu oldu, olmadı 20 milyonu nereye bağışlıyorsa bağışlasın ya. Ben ne yapayım yani, elimden bir şey gelmedikten sonra beni düşünmüyor ki babam. Tamam, gidecek de gider ayak oğlunu düşünsün bari. Tamam, ben gelirim ya hastaneye. Tamam, müsait olunca gelirim. Hadi görüşürüz. Efendim? Sağ olun ya, Allah razı olsun ya. Babam yoğun bakıma alınmış da. Ya şöyle, babam işte yoğun bakıma alınmış. Doktor işte kritik demiş. Bugün yarın hazırlıklı olun demiş. Şu sarı olan var ya, bina. Burası komple işte babama ait ama bağışlayacağım diyor. Eğer evlenecek birini bulamazsan çoluk... Evlenmek şart koşuyor yani. Aynen. Evlenmezsen, çoluk çocuk sahibi olmazsan bağışlayacağım diyor ve hani bir günde kime gitsem ki, kimin yanına gidip de evlenelim dedim de işte o kabul edecek falan. Bilmiyorum ya, kafam çok karışık. Ne yapacağım bilmiyorum. Hani binaya da yazık yani, sahilin evet. Dibinde 20 milyon TL ediyor ama. Evet, gayet de güzel. Evet yani, 20 milyon TL az da değil aslında. Yani formaliteden aslında mantıklı olabilir. Ya formalitede kabul eden olur mu ya? Hadi gidip göstereyim babama, baba işte bu desem kabul eden olur belki ama babam inanmak için cüzdanı, evlilik cüzdanını falan görmek isteyecek yani. O da yok yani, kim evlenecek 20 milyon TL için? Yani formaliteden böyle anlaşırsanız. Yani hani nasıl desem, o apartmanı atıyorum, bana bir iki tanesini versen ben kabul ederim açıkçası. Ha, siz? Evet, aha. Bir iki neyini, dairesini ya, daire, evet. Beş kat aslında, her katta iki tane daire de var. Ya yani dört katı bana kalsa, bir katı sana olsa ama yani hemen istiyor yani. Durum değil, olabilir. Direkt. Evet, eğer anlaşacaksak kağıt üzerinde. Ha, imza diyorsun. Aynen, hı. Direkt evlenebilir miyiz? Evet. Yaşın? Resmi olarak. Yaşın tutuyor değil mi? Hı, tutuyor. Tamam, yani eş, dost, akraba... Ya sorun olmaz formaliteden olacağı için. Aynen, formalite olacağı için sorun olmaz da bugün olur mu ama? Şu an mı? Hanımefendi, oturabilir miyim? Oturabilir miyim? Oturdun ama. Efendim? Oturdun ama diyorum. Ha biliyorum. Ayakta değilim şu an. Oturdum, biliyorum. Ne haber? Nasıl gidiyor? Sana ne ya? Efendim? Sana ne? He. Agresifiz diyorsun yani. Bu hangi renk oluyor? Merak ettim sadece. Ne yapacaksın? Yani renk sorunum var da benim, fazla göremiyorum. Bu hangi renk? Beş. Beş mi? Bej. Aynen. Anladım. Yani? Ne yani? Hangi renk? Kreme yakın işte. Krema falan mı var? Krema. Krema beyaza yakın ya, bu da ona mı yakın? Evet. Ya kısacası ten rengi desene ya, bak. Aynı. Ha, bu biraz daha açık da. Ama ben esmerim yani, bu açık değil aslında. Ne yapayım ben? Ten renginle uyumlu aslında. Sağ ol. Şey diyeceğim, ben şöyle arabayı da park ettim de şuraya. Burada AVM varmış, alışveriş yapacağım da. Senin niye sesin çıkmıyor ya? Kulağımda mı sorun var acaba, bilmiyorum da. Diyorum ki ne yapabilirim? AVM arıyorum da. Aşağıda. Ne tarafta? Hemen aşağıda. Şöyle aşağı mı gidiyorsun? Dümdüz biteceksin aşağıya doğru. Arabayla? Arabayla gidersin herhalde, ne bileyim ben. Orası yürüyüş yolu değil mi ya? Arabayla nasıl gideceğim yürüyüş yolundan? Ne bileyim ben arkadaşım ya. Aşağıda işte yani. Ha, arkadaş da mı olduk? Ay öf, aşağıda diyorum ya. Kızma ya, ufak bir şey soracağım. İsmin ne? Sana ne ismimden benim? Tamam ya. Ben Eyüp, memnun oldum. Şöyle. Nereden çıktı ya? Tutar mısın arabamın anahtarı? Defol ya. Ha, tutmayacaksın mı? Niye tutayım? Bir şey çıkaracağım da. Ver. Tamam. Unuttum ama ne çıkaracağımı, dur. Şey diyecektim ya ben. Ben şimdi alışveriş yapmaya gideceğim ya. Tam bunu.
Ha bu benim de. Mont falan bakıyordum. Havalar soğudu biliyorsun. Seninkini beğendim açıkçası. Rengi falan da güzel. Erkek bölümünde var mıdır böylesi ya? Erkek bölümünde vardır. Var mıdır? Hı-hı. Ben şimdi oraya kadar yorulmayayım be. Ne yapayım git bana? Yok yani ben mesela bunu beğendim ya. Oraya kadar zahmet etmeyeyim diye. İnternete sipariş ver o zaman. Hava soğuk ya. Bekleyemem ya birkaç gün. Ne yapayım o zaman bana? Şöyle yapalım mı? Bunu bir daha tutar mısın? Ay. Tamam tutma tutma. Benim iki elim var zaten ben tutabilirim. Evet değil mi? Yani. Heh evet doğru. Yeter mi? Ne yeter mi? Alıyorum. Neyi alıyorsun? Montu. Ya defol git şuradan. Valla ya. Ciddiyim. Bak hele. Ya bak. Defol ya. Bak hele kız. Ya. Bir şey diyeceğim. Ya ben bana ne gider misin? Hayır hayır. Al parayı ver git. Kaça aldın? Ya. Kaça aldın doğru söyle. 300. 300 mü? 700. İkinci el. Ben bunu sevdim ya. Ya bana ne gider misin şuradan ya? 700 liraya yok mu diyorsun? Şardasın lan gidip 300 liraya yine alırsın 400 lira cebe. Ya gider misin şuradan ben üşeniyorum. Ya? Hayır ya bana ne ya? Ben vallahi ne biliyorum montumu sana ya? Ama İyisi. Beğendim. Ya bana ne ya git şuradan öf. İkinci el olarak satmaz mısın? Ya bak gider misin şuradan ya? Ticaret kafasında değilsin belli. Ve hiçbir zaman kazanamazsın. Ticaret ya, kazandır. Ya sus ya. Şey diyeceğim çalışıyor musun? Okuyorum. Güzel. Ama şey ticaret her zaman iyidir. Hani al gülüm ver gülüm kazanç. Para, pul, araba. Sayayım mı daha? Durdur beni. Ya sayma bir şey söyleme bana git tamam. Ya. Tamam. Şöyle düşün. 300 liraya aldın değil mi? 700 verdiğin zaman 400 lira cepte mi? Evet. 700 liranın 300 lirasını gidip yine daha yenisini alabiliriz. 400 lirayı da cebe atabiliriz. Sadece şu AVM'ye gideceğim. Ben üşendiğim için gitmiyorum. Ya ben istemiyorum. Vallahi ben içimde kaldı be. Yani işin yoksa ya da varsa ne bileyim kapanmadan olur önce. Olur zaten olur. Ama şu bak sarı olan. Evet çok güzel. Beğendin yani. Aynen. Tamam. Bana uyar yani. Binayı komple kaybedeceğime iki daireyi kaybederim. Bence yani. De ben de o yüzden söyledim. Yani hem senin için hem de benim için yani. Aa, bence de süper. Aslında hiç aklıma gelmedi. Yani ben de diyorum ki ulan nasıl yapacağım? Nasıl ikna edeceğim? Kiminle olacak? Kime söyleyebilirim? Herkes yanlış anlar. Yani ben sana da açıkçası telefondan sonra düşündüm bir an. Dedim ulan sorayım mı sormayayım ama farklı anlarsın diye söyleyemedim. Seni teklif etmen gayet güzel oldu ya. Ben çok sevindim. Şu an ne yapacağım bilmiyorum ya. Ama yani hangi işlemleri yapacağımızı da bilmiyorum açıkçası. Onu da öğreniriz ya şimdi hemen internetten. Ha öğrenir sonra miyiz? Sözleşmeyle anlaşırsak. Tamam. Notere gideceğiz o zaman önce. Sonrasında evlilik dairesine mi gideceğiz? Aynen. Var mı buralarda bildiğin? Ben hiç araştırmadım çünkü öyle bir şey ben düşünmüyordum. Ben araştırmadım ben de düşünmüyorum açıkçası. Şu an çok ani oldu. Evet. Bilemedim. Yani o zaman ne yapalım? İnternetin var mı? Benim yok. Ha ya, var. Telefonun şarjı yok. İnternetten yoksa. Bakabiliriz. Tamam bakalım hemen. Noterler kaça kadar çıkmış? Noter. 5. Güzel. Var daha. Bir iki saatimiz var aynen. Ya. Aynen. Şu üstte var sanırım. Öyle gösteriyor. Bir kilometre ileride. Aa öyle mi? Aha. Tamam. Önce oraya gidelim. Ne yazacağız? Yani iki daire karşılığında evlilik sözleşmesi. Aynen öyle. Onu da bilmiyorum çünkü. O, nasıl? Öyle öyle oluyor. İkimiz de imzalarsak. Ha tamam oğlum ben kabulüm yani sen kabulsen. Tamam, sorun yok. Kabulüm. Ama babam mesela hani yoğun bakımda dedim ya. Aha. Doktorlar bugün yarın hazır olun dedi ama belki süreç 3 güne 4 güne de uzayabilir yani. 3-4 günde olsa olur mu? İdare eder misin? Olur idare ederim hiç sorun değil. Şöyle diyelim kısacası en fazla bir hafta evlilik. Tamam. Kabul mü? Kabul tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Bir hafta için iki daire için evlilik. Evet tamam. Tamam o zaman. Daha önce evlenmediniz değil mi? Hayır yok evlenmedim. İlk mi? Evet ilk. Tamam benim de ilk yani. Ben de hiç düşünmemiştim evlenmeyi. Evet ben de yani. Gidelim o zaman. Martıyı alacaktın ama gerek var mı? Yok sorun değil. Değil değil mi? Ha, gidelim o zaman. Bu tarafta mı demiştin? Evet evet şurada. Tamam gidelim. Sözleşme olayını halledersin değil mi? Ben hiç anlamıyorum. Ha onu ayarlarız. Yazarız zaten bir şeyler. Aynen aynen. Tamam güzel. Ama şey gitmeden önce ben sana bir şey diyeceğim ya. Evet. Hatta şöyle yapalım. Anladım seni. Muhtemelen hani montumu versem böyle mi gideceğim falan gibi düşünüyorsun değil mi? Hmm. Benim bu aslında pahalı ama ben hani bunu aldıktan sonra bunu kullanmam herhalde. Sana vereyim. Bunu da sen idareten AVM'ye gidene kadar takın. İstemiyorum ya. Vallahi bu da az para değil ha. Ama olsun hediyem yani. Hediyem. Bu hediyem 700 lira para. 300 liraya mont gider alırsın. 400 liraya gider bir kahve içersin benden. 400 liraya da kahve nerede var? Yeme içme her şeyi halledersin. Bence kabul edilebilir. İyi tamam o zaman. Tamam al abi. Montu alayım. Cebindekini çıkarayım da. Çıkar fark etmez. Bakmıyorum korkma. Ben böyle zenginim ya. Hoşuma giden eşyalar olunca işte teklif ediyorum. Kabul eden olursa alıyorum. Geçen bir ara şey almıştım diyeceğim ama inanmazsın ya. Ne aldın? Korumalık. Boş ver ya. Söylemeyeyim şimdi. Gözlüğü öylesine mi takıyorsun yoksa? Yok numaralı. Hadi ya. Ver al. Çıkardın mı eşyalarını? Çıkardım. Bu bana olur mu? Ne? Sıcak da yapmışsın ha. Evet. Neye gülüyorsun? Olabilir yani böyle şeyler. Zenginim almak istiyorum alıyorum. 700 lira az para değil.
Aa, yakıştı ama kollar biraz kısa sanki. Yani normal değil mi? Değil. Bir şey diyeceğim. Bende biraz daha para kaldı da gözlüğü de kaça satıyorsun? Hayır ya, gözlük hayır ya. Niye? İstemiyorum ya. Gider misin mağazana falan, nereye gidiyorsan git artık, yeter. Valla? Ha. Etek? Yok, eteği ben giymem de sadece koleksiyon yapıyorum. Atarım oraya gitsin. Olmaz mı? Olmaz. Başka ne var lan? Bot da olmaz. Çorap? Beyaz çorap gördüm. Beyaz rengi severim. O da mı olmaz? Hayır tabii ki ya. Gider şey, misin artık mağazana ya? Of. Tamam. Telefonunu satıyor musun? He, satıyorum. Kaça? Ya saçmalama, hedef ol ya. Yeter. Şimdi şöyle, senin kız arkadaşın çoktur. Bunun cebi yok mu lan? Var. Ha, böyle mi? Ben yandan zannettim. Yandan de. Yandan değil. Düzmüş. Senin şimdi kız arkadaşın çoktur. Sim kartını satmana. Ya say. Hayır, kızlar arayınca artık hayır, değiş. Hayır, saçmalama. Numaralarını kaydederim. Hayır ya. Zaten kayıtlıdır da. Ya hayır, gider misin artık? Kız tavlarım ya kendime. Gider misin artık şuradan? Tamam, ya gideyim. Görüşürüz. Biraz utandım gibi ama olsun, yapacak bir şey yok. İdare edeceğim. Buralara bileklik bileklik yapacağım. Git artık ya, of. Niye ya? Bela mısın arkadaş? Niye? Bu bana biraz hem kısa hem uzun oldu ama olsun. Yani normalde şuraya gelmesi lazım. Onun için kısa oldu. Normalde şuraya gelmesi lazım. Onun için de uzun oldu. Evet. Gidiyorum ha, montunu alıp gidiyorum bak. Tamam git ya. Sevgilim falan almışsa geri iade edeyim ama 900'den aşağı vermem bu sefer. Sonuçta benim malım artık. Tamam artık git, bana ne ya. Bir dahaki gördüğümde başka bir şey alırım bak. Gözlüğünü alırım mesela. Ya da gömlek, beyaz gömlek. Hadi görüşürüz. Bir şey diyeceğim. Senin ismin neydi? Ne yapacaksın ismim ya? Ben bir şaka yapıyorum ya. Montunu giydim ama rezil oldum sanki ben de ya. Ben bir kamera şakası yapıyorum. Aa. Nasıl kamera şakası? Bu bina sence benim olabilir mi? Neden? Bizim olabilir mi? Yok ya, o kadar zengin değiliz. Dediğin gibi kamera şakası yapıyoruz da. Gizli kameram da var bak. Şu direkt arkasında gördün mü? El sallayabilirsin. Telefon falan muhabbeti de şakaydı. Aa, tamamen. Ben de gerçek sandım. Neyse, sevindim en azından babanın öyle olmadığına. Eyvallah, teşekkürler. Ama dairenin gittiğinde de üzülmüşsündür herhalde. Yani birazcık üzülmedim değil. Tamam. Bunu paylaşabilir miyim bu olur, arada? Olur tabii ki paylaşayım. Sorun yok değil mi? Söyle. Tamam, teşekkürler. Görüşmek üzere. Şaka yapıyorum, kamera şakası. Ne? Gizli kameram var. İade etme şansın var mı? Şaka mı yapıyorsun? Evet evet, şaka yapıyorum. İade etme şansın var mı? Ben üşüyorum ya, şunu giyeyim lütfen. Şaka mı yapıyorsun? Evet, onu diyorum. Niye dalga mı geçiyorsun arkadaşım? Yo. Niye şaşırdın? Şaka yapıyorum. Montunu alır mıyım? Nasıl alayım daha doğrusu? Nasıl giyeyim? Tamamen şaka. Bak, gizli kameramız da var şu arkada, ileride. Şaka mı ya? Evet evet. Ay, defol git şuradan, ne yapalım? Valla. Paramı veriyor mu? Manyak mısın ya? Git şuradan ya, resimlerim. Tamam tamam, kızma ya, bir şey diyeceğim. Paylaşma şansın var mı bunu? Tamamen bir şaka yani. Paylaşırsın tamam. Sıkıntı yok değil mi? Yok yok, sıkıntı yok. Tamam, teşekkür ettim. Montu çok güzelmiş, sıcak tutuyor.